Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sunar. Ama ilk sorumuz bel fıtığı ile ilgili olsun hocam. Özellikle kimler risk altındadır, kimlerde daha çok görülmektedir bel fıtığı? Daha çok belini zorlayan mesleklerle uğraşanlarda daha sık görüyoruz. Örneğin ağır kaldıranlar, ağır cisim taşıyanlar, itenler. Bu tarz mesleklerde daha sık görüyoruz. Ama yani sonuç olarak bel fıtığı zaten toplumun oldukça yaygın bir kesiminde. Hemen hemen herkesin bir yaşamında bir bel ağrısı şikayeti mutlaka görülüyor. Tabii bunun ille fıtık demiyorum, bakın bel ağrısı diyorum. Evet. Tabii bu zorlanmalar, mikro travma diyoruz biz bu zorlanmalara, bunların neticesinde sonuçta hani bel fıtıkları ortaya çıkabiliyor. Özellikle belin omurganın korunmadığı durumlarda, ki bu korunma işte ağır kaldırırken ki belimize dikkat edeceğimiz pozisyonlar, özellikle yük dağılımının bozulması ve omurgaya binen yükün farklı yerde, yani omurganın dik aksına değil de ona farklı gelecek bir açıda meydana gelmesi, aradaki omurların ezilmesine ve fıtıkların oluşmasına neden olabiliyor. Şimdi işimiz gereği doğal olarak sizleri ağırlarken birçok yazılarınızı sizin ve birçok branşınızdaki hocalarımızın takip etmek zorunda. Makalelerde öksürük, hapşırık bile bel fıtığına sebebiyet verebilir diye yazılar okuduk. Bu böyle doğrudur, gerçekten? Doğrudur ama yani basit bir öksürük değil. Bakın fıtık oluşumuna yol açan nedenler, özellikle o omurgaların arasında disk dediğimiz bir yapı vardır, bir kıkırdaksı yapı vardır. Bunun ortasında daha yumuşak, jelatinimsi bir yapı vardır. Nükleus pulposus deriz biz buna. Etrafında da onu destekleyen bir yapı daha vardır. Bu etrafındaki destekleyen yapı, anulus dediğimiz halkanın zaman içerisinde bu mikro travmalarla dejenere olur. Ve su içeriği azaldıkça küçük yırtıklar, çatlamalar meydana gelir. Ve bu çatlamalar sonrasında ortadaki daha jelatinimsi, daha yumuşak kısım itmeye başlar. Yük dağılımının dengesiyle. O zaman eğer temelde bir böyle bir bozukluk varsa, bir dejenerasyon dediğimiz hadise varsa, bu bazen bir hapşırık, bazen ters bir hareket, bazen yere eğildim tam bir şey kaldırıyordum, belimde tık etti, bir sıcaklık ve ağrı başladı şeklinde hastalar kendisini bu şekilde ifade ederler. Yani bazen bu hapşırık, öksürük, ıkınma, bunlar neden olabilir? Yani tetikleyici mekanizmadır. Yoksa oluşturacak mekanizma değildir aslında. Evet. Peki kiloyla bağlantısı var mıdır? Yaşla bağlantısı tabii var mıdır? Çünkü rejiye gelen ekip arkadaşlarımın sorularda kilom yok ama bel fıtığıyla karşılaştım diye gelen sorularımız var. Yani kiloyla, kilo tabii binen yük miktarını arttırıyor. Vücudun taşıdığı yük miktarını arttırıyor. Bu nedenden dolayı kilo etkili. Ama hani benim kilom yok, ben zayıfım ama bende bel fıtığı oluştu. Niye oluştu diye hastalar sorabiliyor. Bu tamamen dediğim gibi oluşan mekanizmaların etkisi. Yani tek bir mekanizma yok. Çok vücutta etkileyen birçok mekanizma söz konusu. Yani yaşlandıkça, ilerledikçe oluşan o disk dediğimiz o aralıklardaki sıvı içeriği azalıyor ve bozulmaya başlıyor. Yani kullana kullana aşınıyor, bozuluyor. Ve buna bağlı da bulgular meydana geliyor. Peki omurga sistemini ayakta tutmak o disklerin sağlamlığıyla beraber mi daha anlam kazanıyor? Bozulduktan sonra mı ağrılar ortaya çıkıyor? Tabii. Yani bozulmaya başladıkça, yani omurga sistemi bir bütündür. Hı-hı. Yani bu içindeki kemik yapılar, arasındaki disk dediğimiz bağlantılar, onun etrafındaki arka elemanlardaki eklemler, faset eklemi dediğimiz eklemler, bunların arasındaki bağlar, ligaman dediğimiz yapı bağlar, kaslar, bunların hepsi bir bütündür. Zincirleme beraberinde. Bu bütünde oluşan zorlamalar, bu bütüne oluşacak etkenler bu yapının bozulmasına ve ağrıların oluşmasına yol açıyor. Peki
Tanıya gitmeden önce hasta adayları size geldiğinde öncesinde klasik bel ağrısı mı diyorlar ya da belirti anlamında nasıl bir sinyal vücuda vermektedir? Şimdi genel bel ağrıları farklıdır. Önce belde oluşan ağrılar, bel fıtıklarında daha radiküler ağrı dediğimiz bacağı vuran ağrılar şeklinde kendini gösterir. Aşağı ya da sinir sıkışmasına bağlı. Orta hatta oluşan fıtıklarda genel bel bölgesinde yayılan ağrı şeklinde olur. Öne eğilmekle, arkaya gerilmekle ağrı oluşabilir. Hastalar bunu tarif eder. Örneğin 3. 4. omurlar arasında merdiven çıkmakta zorlanır, bacağını kaldırmakta zorlanır hasta. Bacağının ön yüz bölgesine kalçadan yayılan bir ağrı şeklinde kendini gösterir. Daha alt seviyelerde L4-5, L5, S1 bölgesinde daha kenardan, arkadan yayılan ağrı şeklinde kendini gösterir. Hasta bunu tarif eder. Yani fıtığın buradaki oluşturduğu bası şekli, onun sıkıştırma şekli, siniri sıkıştırması, orta hatta sıkıştırması bunların hepsi bir etken. Yani bunlar muayene sırasında bize hastanın anlattıklarıyla beraber kafamızda canlandırmaya neden olur. Ve sonuçta tetkikleri yaparız. O tetkiklerle birlikte bütünleştiğinde işte bu fıtık hani bu sinire bası yapıyor ve bu bulgular meydana geliyor deriz. Avrasya Hastaneler Grubu Şifa Kapısı'nı sundu.